muhabirlerinin de doğruladığını belirtti ve polise, jandarmaya, özel harekat timlerine, askere üst düzey yetki verildiğini söyledi. O yetkiyle basın kartusu olup olmadığı soruluyor gazetecilere, olmayanlar hakkında işlem başlatılıyor. Hatta bir gazeteci valiliğe götürülmüş, Hazal ismini açıklamadı, kendi kanalı açıklayacaktır büyük olasılıkla dedi. Valiliğe götürülmüş, depremzede yurttaşlara da neden görüntü alıyorsunuz diye soruluyormuş. Durum bu. Yani bir OHAL etkisi deprem bölgesinde yaşanmaya mı başladı? Yurttaşlar bile, depremzedeler bile görüntü almasın mı isteniyor? Ne oluyor Sayın Ülgen? Evet, doğru. O bölgede bu söylenen olay bir olağanüstü hal uygulamasıdır. Ancak hemen şunu söyleyeyim, orada olağanüstü halin böylesine görüntü alma ya da durumun tespiti amaçlı ya da haber yapma amaçlı fotoğraf çekmeye ya da görüntü almaya uygulanması son derece sakil karşılanacak ve ayıp karşılanacak bir şeydir. Çünkü bir defa basın kartı aranması son derece sakıncalı. Basın kartının hangi koşullarda verileceği ve kimler tarafından verileceği bilinmektedir. Birçok gazetecinin basın kartı yoktur. Evet. O nedenle eğer böyle bir araştırma, soruşturma yapılacaksa bu gazetecilerin ellerindeki yayın organlarına ilişkin yetki belgesi olup olmadığına bakılması gerekir. Bence bütün bunlara da gerek yok. Yani Kahramanmaraş'ta ve 11 ildeki sorun sınırsız sayıda gazetecinin haber yapması değil. Sınırsız sayıdaki göçüğün altından hala çıkarılan insanların bulunup bulunmadığının tespitinin yapılmasıdır. Yani bunun altını çizmek gerekir. Ama belki günün size daha ilginç gelen bir önerisini sunmak istiyorum. Ben depremzede bölgelerindeki kişilerin devlete karşı devletin ihmali nedeniyle davalar açabileceğini ve zararlarını isteyebileceğini düşünüyorum. Bu konuda bölgedeki meslektaşlarımızın öncülük etmesini ve bu öncülük neticesinde devlet kusurunun tespit edilerek tazminatların istenmesinin doğru olacağını ve bunun uluslararası hukukta da yerinin olduğunu, Türk hukukunda da yerinin olduğunu, idari yargı bakanlarında yeterli güvenlik tedbiri alınmış olsaydı bu kadar can kaybının meydana gelmeyeceği, bu kadar binanın yıkımın meydana gelmeyeceği açıktı. Örneğin bir takım Hatay'da mesela kaç gündür söyleniyor. Belli bir bölge deprem bölgesi riski taşıyan yer olmaktan çıkarılmış. Özellikle bu bölgelerde kusur sorumluluğuna dayanan davaların açılabileceğini buradan açıklıkla söyleyebilirim. Evet, çok önemli bir nokta. Kişiler devlete karşı dava açabilirler. Devletin kusur tespiti yapılır diyorsunuz. Şimdi büyük bir acının yaşandığı yerden bahsediyoruz. Can kaybını verirken sürekli en az diye veriyoruz. Hala enkaz altında kaç yurttaşımız var bilmiyoruz Sayın Ülgen. Bir de tabii ki bu davalarda ve tespitlerde belgelendirmek de çok önemli. Şu an depremzedelerin de görüntü alması engellenecekse bir şekilde eğer, o belgelendirme nasıl gerçekleşecek? Enkaz altında yakınlarını bekleyenler oradan gitmek istemiyorlar, terk etmek istemiyorlar. Cenazemizi almak istiyoruz diyorlar. Böyle bir hakları yok mu cenazelerini almak istemek gibi? Bu da ayrı bir konu elbette. En doğal hakları elbette. Fakat bir şeye de dikkatinizi çekmek isterim. Bir televizyon izlencesinde bir Japon teknik kişiye sorulan bir soru var. Deniyor ki sizde
müteahhitler demirden ya da çimentodan çalıyor mu diye. O da cevap veriyor, yanıt veriyor. Diyor ki bizde böyle bir şey olmaz. İnsan hayatıyla ilgili olduğu için hiçbir müteahhit böyle bir şeyi çalmaz. Bu konuda da düzenlenmiş bir kural, yasa yok. Çünkü işin doğası gereği olmaz diyor. Şimdi buradan hareket ederek bizde bunlar nasıl yapılabiliyor? Ve eğer bunların yapılması alışkanlık haline gelmişse, kaç yıldır hükümet edenler, iktidar olanlar neden bu konuların önüne geçecek tedbirler almıyorlar? Şimdi Kahramanmaraş'ı ve 11 ili bir tarafa bıraktık. Önümüzde İstanbul depremi var. İstanbul depremi Trakya'dan Marmara bölgesinden Sakarya'ya, Kocaeli'ne kadar çok büyük bir bölgeyi etkileyecek. Peki buradaki kontrolü sadece bina sahiplerine bırakmak ya da konut sahiplerine bırakmak doğru mu? Evet. Şimdi devletin devletliğini göstererek çeşitli komisyonlar ve kuruluşlarla anlaşmalar yaparak o mühendis odalarıyla, jeoloji mühendisleri odalarıyla temas kurarak bu konulardaki tespitleri devlet eliyle yaptırması, kişilerin para yatırmasına, bu yönde para ayırmasına fırsat vermeden bu kontrolleri yaparak İstanbul depreminde olası risk yaratacak olan binaları şimdiden tespit etmesi gerekir. Yani şu anda bir seferberlik anlayışı içerisinde hareket ederek insanlarımızı, İstanbul depremindeki insanlarımızı kurtarma yoluna gitmemiz lazım. Yani bir taraftan geçmişte kalan Kahramanmaraş'taki yaraları sarmak, ama öbür taraftan da olası bir İstanbul depreminde Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını bile yitirme tehlikesi olduğunu düşünerek bu İstanbul depreminin olası zararlarını en aza indirmek için bir devlet politikasının ortaya konmasında gereksinim var. Ama durup düşünerek, hindi gibi düşünerek bunu yapamayız. Bunu bütün muhalefeti çağırarak, yetkilileri çağırarak ortak bir kongre, ortak bir görüş platformunda bunun nasıl yapılacağını bulmak lazım. Ve bir an önce harekete geçirmek lazım. Evet, çok haklısınız Sayın Ülgen. Şimdi Türkiye Tek Yürek kampanyasında toplanan para konuşuluyor. O yardım kampanyasında 115 milyar liranın 86 milyar lirası kamudan. Yani halka halkın parası mı veriliyor sorusu soruluyor. Bir de tabii canım, bir de dövizi çevirdiğiniz zaman ne kadar küçük bir para olduğunu görürsünüz. Hı. Yani muhalefetin söylediği bir tarafta 128 milyon dolar. Bir de 418 tarafta, var artık. Evet, evet. Öbür tarafta da şimdi toplandığı iddia ettiğiniz paranın 1 milyon dolar, 1 milyar dolar seviyesinde bile kalmadığını düşünürseniz bu işin ne kadar gari ciddi olduğunu görürsünüz. Yani öyle Türk lirasıyla telaffuz ederek bu işleri gizleyemezsiniz. Bunu açık açık söylemek lazım. Evet. Sayın Ülgen, bölgede yaşananları arkadaşımız Azal şöyle özetledi. Yoksulluk, cenazeyi bekleyiş ve göç beraberinde de. Şimdi enkazın başında herhangi bir arama yapılmadığını söyleyen hala çok sayıda kişi olduğunu söylüyor. Sizin az önce bahsettiğiniz devletin kusuru tespit edilerek bu uluslararası hukukta da var, kişiler devlete karşı dava açabilirler dediğiniz bu noktada ne yapılabilir? Bakın enkazın başında hala bekleniyor ve benim enkazıma hiç dokunulmadı, yakınlarım altında deniliyor. Bir de yine enkazın başında bekleniyor çünkü yıllardır oluşturduğu, biriktirdiği her şey o enkazın altında. İşte bu süreçle ilgili hukuki olarak ne yapmaları gerekiyor, ne yapmaları mümkün? Hukuki olarak yapabilecekleri hiçbir şeyi
mevcut hukuki düzene ve bölgedeki yıkılmışlığa bakarak söylüyorum. Hiçbir şey yapamayacaklar. Bunu açık söylüyorum. Ancak ailelerin kendi yıkılan binalarının çevresinde konuşlanarak o bölgede onların konuşlanması, ısınması sağlanarak hiç değilse yıkım sırasında, deprem sırasında enkaz altında kalmış ama onlar için değer, maddi ya da manevi açıdan değer kabul edilecek şeylerin çıkarılmasında onların da bulunmasını sağlamak bir insani görevdir. Bunu bir defa söylemek gerekir. Ama öbür tarafta da bu işin hukuki boyutlarını siyasi iktidarın yaptığı eylem ve işlemlerin ne derece depremin bu yıkımına katkı yaptığını tespit etmekte yargının ve mahkemelerin görevidir. Bu görevden kaçınmayacaklarını düşünüyorum. Aksi takdirde kendilerini de inkar etmiş olacaklardır. Evet, biz de temenni ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Celal Ülgen, yayınımızda olduğunuz için. Sağ olunuz. İyi yayınlar size Ülke Hanım. Çok teşekkürler. Sevgili izleyenler, hukukçu Celal Ülgen.